Radius Compute'u koydum. Evet. Bu da yeni çıktı ama fena olmadı herhalde. Herkes şikayet etti veya kişisel hak falan gibi kayıt altında olduğumuzu bilmemiz lazım. Hepiniz hoş geldiniz. Hayri Cem'e çok teşekkür ediyorum bu konuşması için. Bize daha evvel bir yapay zeka konuşması yapmıştı. Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Cem Say ile birlikte geçen Mayıs mı Temmuz falan öyle bir şeydi galiba, değil mi Hayri? Mayıs gibiydi. Mayıs gibi miydi? Evet. Mayıs'ı hatırlıyorum. Yetike de çok teşekkür ediyorum. Ev sahibine o üstlendi. Atele her zaman teşekkürler hak ediyor. Demirbaş Zuntaran olarak. Peki, ben izninizi istiyorum. Artık oturuma bence çok geç. Atile, benim yokluğumla istifade kayıt olmamış olanlarda ama 9'dan sonra kimseyi alma. Lütfen kayıt olmamışlar olursa da artık onu sana bırakıyorum. Kolay gelsin. Hadi başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ ol. Başlayalım bence Atile Bey. Değil evet, mi? Tabii. Tamam. Çünkü herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Normalde Cem Bey'in yerine en azından ben ev sahipliği yapmaya çalışacağım. Hayri Bey'e de çok çok teşekkür ederiz. Son zamanların çok ilgi çekici konularından birisi aslında. Merak uyandırıcı konularından birisi. Dolayısıyla kendisinin hem sizler tanıyorsunuzdur hem de özgeçmişi şey oldu, paylaşıldı. Ama ben bir üzerinden çok kabaca bir geçmek istiyorum hatırlatma şeyiyle. Eğitimli Darüşşafaka Şişli Lisesi, Marmara Üniversitesi İktisadi Yayınlar Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Tezi ilginç aslında, konuyla ilgili direkt. İtalya ikamesi politikaların Türkiye'deki uygulamaları diye ilginç bir tez yapmış. Herhalde bugünkü iştigal konusu ve ilgi konusu da bu konu üzerine. Bulunduğu faaliyetlerde, işlerde ilgilendiği, en azından bilgi ve tecrübesini aktardığı şeylere bakarsak, şeyde Marmara Üniversitesi'nde asistanlık yapmış 82-84 arasında. Ondan sonra şirketlerde kurucu ortak yönetim kurulu başkanlığı yapmış. Bunlar Blishin International AŞ, AGB Anadolu AŞ, buralarda kurucu ortak, Bilişim Medya AŞ'de kurucu ortak olmuş. Ondan sonra üniversitelerde aslında öğretim görevlisi olarak bayağı ciddi sayıdaki üniversitede, Anadolu Üniversitesi'ni görüyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi. Buralarda öğretim görevlisi pozisyonunda bilgi tecrübelerini aktarmış. Aslında Nielsen Media Research AŞ'de en azından ülke gelişmek, Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerin genel müdürü olarak şey yapmış, görev almış. İşte sosyal faaliyetleri, Darüşşafakalılar Derneği üyesi, Rotary Kulüp üyeliği falan. Ama en ilgi çekici ve en önemli şeylerinden birisi Beşiktaş Kongre üyesi. Tebrik ediyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Asaf hocamız yok galiba bu akşam. Divan Kurulu üyeliği de yapmış. Ondan sonra birçok televizyonda aslında televizyon programları, gazetelerde yazılar, halen T24'te Endüstri 4.0 ve yeni teknolojiler konusunda yazıları gibi şeylerin yanında aslında kitap bayağı bir kitabı var. En önemlisi üniversitede ders kitabı olarak okutulmakta olan medya planlamada kullanılan araştırmalar ve veriler diye bir adlı bir kitabı var. Yayınlanmış olan da 7 tane kitabı var Hayri Bey'in. Bu akşamki konusuyla ilgili olarak da heyecanla bekliyoruz. Hayri Bey, söz sizin. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çok teşekkür ediyorum tanıştırmamız için. Daha önce de katılmıştım, sizin de belirttiğiniz gibi çok keyifli bir sohbet olmuştu. Bugün Cem'i de tekrar davet ettik ama maalesef çok yoğundu.
Cem Say'la birlikte çok güzel oluyor bu tür sohbetler, konuşmalar. İnşallah başka bir sefer tekrar. İnşallah. Ben bugün size Endüstri 4.0'ın bileşenlerinden olan yeni nesil yazıcıları anlatmak istiyorum. Yazıcı deyince tabii insanların çoğunun aklına bu printerlar geliyor ama gördüğünüz üzere konuşacağımız yazıcı olarak adlandırılan cihazlar, makineler printer'ın çok ötesinde fonksiyonu olan makineler. Müsaadenizle ben PowerPoint kullanarak sunumumu yapacağım. Hemen açıyorum PowerPoint'i. Evet, görebiliyor musunuz ekranda? Görüyoruz. Peki. Şimdi çok kısa bir hatırlatmayla başlayalım. Yani Endüstri 4.0'ın en büyük hedefi üretimde insan emeği ve katkısını minimuma indirerek hatasız mükemmel ürünler üretmek. Bu Endüstri 4.0'ın birinci... Hayır, çok özür diliyorum. Belki bir şeyi baştan hatırlatmakta yarar var. Kusura bakmayın, özür diliyorum dinleyicilerden de. Şöyle bir şey yapalım diye düşündük toplantı öncesinde. Yaklaşık 40 dakika gibi bir sunumu olacak Hayri Bey. İlk 20 dakikada falan yazılı sorular sorduktan sonra bir ara verip o yazılı sorulara cevap verelim diye konuşuldu. Hayri Bey cevap verecek ilk yarısında, ara verene kadar. Aradan sonrakileri kendiniz not alırsanız sözlü olarak sorup sohbet havasında devam edelim ikinci kısmına diye düşündük. Dolayısıyla İlk kısımdaki sorularınızı ilk ara verilene kadar yaklaşık 20. dakikaya kadar falan yazılı gönderirseniz bunları ben yazılı olarak Hayri Bey ile şey yapacağım, paylaşacağım, o cevap verecek. Ondan sonrakileri sohbet ortamında sözlü olarak soracaksınız. Öyle konuştuk, daha iyi olur sohbet diye. Teşekkürler Hayri Bey, sağ olun. Tekrarlarsak Endüstri 4.0'ın en önemli amacı endüstride, üretimde İnsan emeğini minimuma, insan katkısını minimuma indirerek hatasız mükemmel ürünler üretebilmek. Şimdi bu üç boyutlu yazıcılar bu hedefe ulaşmak için kullanılacak en güçlü araçlar. Zira kullanıldıkları alanlarda insan emeğini neredeyse sıfıra indirebilmektedirler. Birazdan bunun detayına gireceğim. Dolayısıyla 3D yazıcılar Endüstri 4.0 devrimi için son derece önemli cihazlardır. Bakın Endüstri 4.0'ın bazı bileşenlerini buraya aldım. Büyük veri, hızlı internet, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik, blockchain, kripto para. Bunlar buraya kadar bahsettiklerim. Bunlar hepsi sanal ortamda olan yazılımsal algoritmalardır. Yeni nesil yazıcılar, robotlar, yeni sanal gerçeklerimiz, otonom araçlar, dronlar, bunlar ise Endüstri 4.0'ın donanımsal bileşenleridir. Ve bu donanımsal bileşenler içinde yeni nesil yazıcıların çok önemli bir rolü var. Şimdi bu üç boyutlu yazıcılardan nedir, ne değildir başlayalım. Üç boyutlu yazıcının üretim sistemi kullandığı üretim yöntemlerinden dolayı katmanlı üretim, İngilizce tabiri additive manufacturing olarak adlandırılıyor. Katmanlı üretim, mevcut üretimden farkını öncelikle anlatalım. İmalat sanayinde günümüzde kullanılan üretim sistemi bizim eksiltmeli üretimdir. Subtractive manufacturing yöntemidir. Bu sistemi aynı zamanda talaşlı imalat da deniliyor. Üretici de olmayanlar için biraz karışık gibi geliyor ama hemen örnekleyeyim bu konunun ne olduğunu. Yani bir üretim sistemi, mevcut üretim sistemimiz ham maddenin üzerinde yapılan azaltma, kırpma işlemleriyle gerçekleştiriliyor. Mesela bir teneke kutu yapacağımızı varsayalım. Alırız bir teneke plakayı, bunu bir takım şöyle keseriz, böyle keseriz, elimizdeki kesip biçeriz ve sonunda bir ürün ortaya çıkartırız. Bu kesip biçtiğimiz parçalar endüstriyel atık haline gelir. İşte buna eksiltme diyoruz, eksiltme yöntemi. Bir başka örnek daha vereyim. Mesela mobilya üretiminde ağaç kullanıyoruz. Ağaç kütüklerini alıyoruz, kabuklarını temizliyoruz. Sonra kesiyoruz, biçiyoruz, yontuyoruz. Ve sonuçta bir şey ortaya çıkartıyoruz. Bu freli üretime, buna da freli üretim diyoruz. Yani sonuçta ikisi de eksiltme ve fre. Freli yönetim diyoruz. Kayıp oranı yüksek olmasından dolayı burada ham maddenin oldukça pahalı bir maliyet. 3D'ye mukayese ettiğimiz zaman.
Şimdi 3D, 3 boyutlu yazılarda ise tam tersi bir üretim yöntemi kullanılıyor. Katmanlı üretim yöntemi diyoruz buna. Üretime geçebilmek için elinizde ürününüzün ilgili bir tasarım dosyası olması lazım. Yani bir dijital tasarım dosyası yapmamız lazım. Bu dosyayı yapmak için işte bu CAD dediğimiz Computer Aided Design, daha çok mimaride, mühendislikte kullanılan bir program var. Bu program üzerinde bilgisayarda üretmek istediğimiz ürünü tasarlıyoruz öncelikle. Bir başka yöntemi de bunları üretmek istediğimiz ürünü alıp şey yapıyoruz, değişik kameralarla tarıyoruz ve sanal ortama aktarıyoruz. Bu tasarım, elde ettiğimiz tasarım dosyasını Slicer adı verilen bilgisayar programına yükleniyor. Ondan sonra bir üretime geçiyoruz. Mesela bir insan heykeli yapacağımızı düşünelim. Dizayn ettiğimiz heykel dosyası dilimleyiciden geçtikten sonra 3D yazıcımıza yükleniyor ve üretimi başlıyoruz. Yazıcımız iplik şeklinde olan plastiği motor aracılığı ile çekerek sıcak bir uçta eritiyor ve bu eriğiyle tabloya dökmeye başlıyor. Dilimleyicinin öngördüğü şekilde heykelimizin önce bakın ayaktan, en alttan, ayağın altından başlıyor dökmeye. Sonra geliyor parmaklar, sonra diz, sonra bacaklar, böyle yukarıya doğru gidiyor. Yani en alttan başlayarak bu pirinçten gelen o şey bileşenler, bileşikler yukarıya doğru heykelimizi yapmaya başlıyor. Bundan dolayı 3D yazıcıların üretimine katmanlı üretim sistemi diyoruz. Bakın size hemen daha net olsun diye kısa bir video izletmek istiyorum. Bu bir üretim. Biraz hızlandırıyorum ki vakit kazanalım. Bakın alttan başladı. En alttan yukarıya doğru üreterek çıkıyor. Bu şekilde yukarıya doğru, en alttan yukarıya doğru katmanlı. Yani bir şey eksiltmiyor. Hiçbir eksiltme yok. Var olan ham maddeyi en etkili bir şekilde kullanıyor. En sonunda da elimize böyle bir dizayn edilmiş, böyle bir şey çıkıyor. Bakın hiçbir malzeme şeyi yok, israfı yok. Tamamen katmanlı üretim bu anlama geliyor. 3D yazıcıların kullandığı ham madde çeşitleri şimdilik sınırlı. Polimer, metal, seramik ve kompozitlerden oluşuyor. En az iki farklı malzemenin makro boyutlarda birleştirilmesinden oluşan malzemeye de kompozit malzeme deniliyor. Kullanılacak ham maddeye göre değişik katmanlama yöntemleri kullanılabiliyor. Gelecekte bu kullanılabilecek ham madde çeşitleri şimdiden hızla çoğalmaya başladı. Biyo şeylerde, ham maddelerde, biyolojik ham maddelerde devreye girmeye başladı. Özetle hayal ettiğimiz her şeyi tasarımını yapabiliyor ve tabii ki yazıcı ile uyumlu ham maddeyi de bulabiliyorsak hemen üretime geçebiliyoruz. En ufak cisimden bir gökdeleni oluşturan parçalara kadar 3 boyutlu yazıcıyla nesnel parçaları üretebilmek bugün kısmen mümkün. 3 boyutlu yazıcıların endüstriyel kullanım alanlarına şöyle bir örneklersek, endüstri bazında havacılık, mimari, otomotiv, elektronik, savunma, eğitim, diş, medikal, pek çok alanda, bu gibi alanlarda şu anda 3D yazıcılar bir fiil kullanılıyor. Bu endüstrilerden kullanım alanına birkaç da örnek verelim. Havacılıkta kullanılan bu gösterge, panellerdeki gösterge ve son kullanım parçalarını detaylı ve pürüzsüz bir şekilde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmekte şu anda. Otomotiv sektöründe düşük hacimli son kullanım parçaları ve ilk örnek üretimleri yapıldı. Hatta çoklu malzemeden oluşan respiratörleri bile 3 boyutlu yazıcılarla üretmeye başladılar. Bu örnekten de görüleceği gibi 3 boyutlu yazıcılar Endüstri 4.0 kavramında henüz ara ve geçiş parçalarını üretebiliyorlar. Tamamını, bir bütünün şeyini üretemiyorlar. Bunun nedeni de küçük alanlarda henüz üretim yapabiliyor olması. Mesela bir binayı yapabiliyorsunuz ama binanın parçalarını yapıp birleştiriyorsunuz. Ama binanın tamamı henüz veya bir uçağın tamamı henüz bir printer'dan bir kere de çıkacak durumda değil. Ama bu yolda çok büyük ilerlemeler var.
Mesela Boeing 787 Dreamliner uçağında toplam 30 adet 3 boyutlu yazıdan çıkmış parça kullanılıyor şu anda. Ve bu alanda bir endüstri rekoru bu. Boeing'in 3 boyutlu yazıcı kullanımı ile ilgili gelecekteki hedefi ise, çok yakın bir zaman için bunu hedefliyorlar, uçağın bir bütün şekilde kanadını printer'dan çıkartmak. 3D printer'dan çıkartmak. Tabii demin de söyledim ya, büyük objeleri üretmekte sınırlar var ama küçük her türlü objeyi üretebiliyor. Ama yakında bu büyük objeleri de aşacaklar. Tabii bu kanat üretimine geçtikten sonra ben inanıyorum ki yakın bir zamanda uçağın tamamı da niye üretilmesin? Onu da üretebilir duruma gelinecek. Artık günümüzde yakın zaman, uzak zaman kavramları da değişti. Yani uzak zaman dediğimizde 10-15 yılları falan artık kastediyoruz. 10-15 yıl çok uzak zamanlar oldu. Çünkü teknoloji baş döndürücü hızla gelişiyor, baş döndürücü hızla ilerliyor. Şimdi 3D yazıcılarla evde inşa edilebilir demiştik. Ediliyor da. Mesela Çin merkezli Winsun firması 2015'te tamamı 3D yazıcılarla üretilen materyalden oluşan 5 katlı bina ve 1100 metrekarelik villa inşa etti. Bu dünyanın ilk 3D kaynaklı üretimiydi, ev üretimiydi. Aynı şirket 3D yazıcı ile tanesi 5000 dolar değerinde günde tam 10 adet ev inşa etmeyi başardı. Şu anda da bu üretime devam ediyorlar. Tabii bu tarz üretim inşaat sektöründe, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi burada da çok şeyi değiştirecek. İnşaat işçilerine artık eskisi kadar fazla ihtiyaç duyulmayacak. İnşaat sektörünü besleyen kiremitten boyaya, çividen keresteye yüzlerce alt sektör de olumsuz etkilenecek bu 3D üretimden. Bakın size bir video seyretmek istiyorum. Çin'de otel inşaatı, 12 günde inşa ediliyor bu otel. Bu otelin çok önemli bir parçaları 3D printerlarda üretildi ve montajı da 12 günde tamamlandı. %80'i şeyde üretilmiş fabrikada. Biraz hızlandırayım isterseniz. Sonuçta böyle bir oteli 3D printerlarla üretebiliyoruz. Üretebiliyorlar. Keşke bizler de üretiyor olsak. Endüstri 4.0'ın tekrar hedefine dönersek, üretimde insan emeği ve katkısını minimuma indirgemek ve kullanıldıkları alanlarda insan emeğini sıfıra indirmek gibi bahsetmiştik. Şimdi burada demin verdiğimiz inşaat örneğinde 3D yazıcılarla üretilecek bir villada yazılımcı, baskıyı yapan operatör hariç neredeyse hiç insan emeği yok. Bir de bunları şey yapanlar tabii ki, bir araya assemble edenler. Buna karşın insanların üretim esnasında yapabilecekleri hatalar da yok. Çünkü bunların hepsi önceden tasarlanmış, makineden çıkan ürünler. Emek tasarrufundan dolayı inşaatın maliyeti de oldukça düşecek. Endüstri 4.0'ın bir başka hedefi de şuydu: talebe göre dinamik üretim yaparak stokları sıfırlamak. Stoksuz üretim yapmayı planlıyor Endüstri 4.0. 3 boyutlu yazıcılar nesnelerin interneti üzerinden yaptığı veri iletişimi sayesinde spot üretimle ürün stoklanmasının önüne geçiyor. Yani diyelim ki bir marketteki bir rafta bir ürün eksildiği andan itibaren üretim noktasına bu bilgiler her aşama dahil, bilgileri, tedarikçi bilgileri, ham maddecilerinden aldıkları bilgiler gibi üretimin tüm prosesindeki ünitler bu bilgileri alıyor ve talep kadar üretim yapılıyor. Dolayısıyla bir stoklama yok, depolama yok. Talebe göre üretim için bu 3D printerlar son derece önemli bir yer tutacak. 3D yazıcının bir başka yararı da nakliye masraflarını minimuma indirecek. Mesela Antarktika'da araştırma yapan bilim adamlarının çok basit bir vidaya ihtiyaç duyduklarını, bu vidanın da o araştırma için hayati öneme sahip olduğunu varsayalım.
Şimdi bu bir de Antarktika'ya ulaştırmanın maliyetini bir düşünün. Oysa Antarktika'da var olan bir 3D printer'a, 3D yazıcıya internet üzerinden yollayacağınız işte orada anında hızlı bir şekilde üretmeniz mümkün bunu. Dolayısıyla bu tür nakliye giderlerini de ortadan kaldırıyor. Daha bir başka nakliyeye de daha geleceğim. Şimdi bakın bu gerçekleşmiş bir olay. NASA istasyonlarında 13 ton yedek parça bulunuyordu eskiden. Ayrıca her sene yaklaşık 3 ton yedek parça bu istasyonlara yollanıyordu uzaya. Ve 17 ton yedek parça da ihtiyaç halinde yollanmak üzere dünyada hazır bekletiliyordu. NASA 2014 yılında uzay istasyonuna bir 3D yazıcı koydu. Bu yazıcı sayesinde ihtiyaç duyulan parçaların doğrudan uzay istasyonunda üretilmesini sağladı. Burada o kadar büyük tasarruf var ki, şimdi mesela şöyle bir olay yaşanmıştı. Çok önemli bir somun anahtarı uzaya düşürdü astronot. Şimdi uzaya düşen anahtarın yerine yenisinin gönderileceği bir uzay sevkiyatı beklemek yerine, ki bu çok pahalı bir şey, uzaya bir şeyi yollamak, uzay aracını. Şimdi ne yapıyorlar? 3D yazıcıyla yeni anahtarı uzay istasyonunda anında ürettiler. Dolayısıyla bu 3D printerların her türlü üretimine hız ve maliyet katkısı çok önemli bir şekilde her gün şey yapıyor, önemini artırıyor. Yine bakın başka bir şey düşünelim. 3 boyutlu yazıcılar şu anda tam seri üretim yapamıyorlar ama yakın zamanda seri üretim yapar halinde gelebilecekler. Mesela Amerika'ya ihraç edilen ürünleri düşünelim. Şimdi bu ürünün satış maliyeti içinde hem zaman maliyeti çok artırıyor hem de nakliye deniz yoluyla işte bu şekilde yüklenip yollanıyor. Bunun alternatifi olarak 3D yazıcıların üretim, seri üretimi geçmesiyle ortadan kalkacak bu sorun. Ne olacak? Üretici Amerika'daki şeye satış noktasına bunu yollayacak ve hiç buradan orada gitmeden oradaki printerlarla bu ürün kaynak noktası, pardon son noktada üretmeye başlayacaklar. Önemli bir özelliği de bireylerin ihtiyaç ve beğenilerine göre şekillenecek artık dünya. Üretim buna göre şekillenecek. Yani bireyin ihtiyacı, beğenisine ve bütçesine göre üretim yapılıyor olacak. Artık mass production olmayacak. Firmalar böyle yapıp üretimleri depoda tutup oradan dağıtım. Bu da olmayacak. Seri üretimden vazgeçilip bireysel talebe göre üretim yapılacak. Üç boyutlu yazıcılar bu yeni üretim sistemi için biçilmiş kaftanlar arkadaşlar. Şimdi bir örnek verelim. Yani yeni bir çift evlenmiş. Evlerini dekore ediyorlar ama herkesle olmayan mobilyalarım, herkesle olmayan aksesuarlarım olsun istiyorlar. Bunların yapabileceği şey CAD türü bir programda kullanmayı biliyorlarsa kendileri hayal ettikleri ürünleri, mesela aydınlatma olabilir, aksesuar, banyo aksesuarı, biblo gibi bunları kendileri tasarlayabilirler. Ya da üretici firmanın mimarları onlar için tasarlayabilir, onların anlattıklarından. Ve sadece kendilerine özel üretim yapılabilir. Bu şu anda da yapılıyor. Bunlar küçük hacimli üretimler olduğu için yapılabiliyor. Böylece 3D yazıcılar endüstrilerin geçmişten günümüze kadar geliştirmek için çaba gösterdiği sıfır stok yaklaşımını mümkün hale getirecekler. Bu makineler sayesinde bilgisayar ortamında tasarlanmış ürünlerden istediğimiz zaman istediğimiz kadar üretebileceğiz. Stok tutmanın gerekliliği de ortadan kalkacak. Bunun doğal sonucu ne olur? Üretim ve tedarik maliyetleri azalır. Elde edilecek toplam fayda önemli ölçüde artırılır. Yani 3D yazıcıların Endüstri 4.0'a şöyle katkısı daha olabilir. Günümüz üretim teknolojileri ve sistemleri kökten değiştirecek. Özellikle üretim girdilerinde oluşacak değişiklikler pek çok alt sektörü ve onların alt sektörleriyle birlikte çalışanlarına olan ihtiyacı da yok edecek. Mesela demin inşaat sektöründen bahsetmiştim. İnşaat sektöründe 270 sanayi dalı var, alt dal var. Bunlar inşaat sektörüne girdi sağlıyorlar. 3D yazıcıların üreteceği yapılar bu 270 sektörün çok önemli bir kısmının tarih olmasına sebep olacak.
Elbette bu sektörlerle birlikte pek çok meslek dalı da yok olacak. Ama tabii ki Endüstri 4.0 bu başka bir konuşma konusudur. Bunu başka bir konuyla şey yaparız, ilişkilendirme gerekir. Endüstri 4.0'da istihdam konusuyla. Bu meslekler ortadan kalkacak ama Endüstri 4.0 yeni meslekler doğurmaya başladı. Çok daha yeni meslekler. Ama her endüstri devriminin bir ortak özelliği var. Bazı meslekleri yok ediyor ama her zaman bir öncekinden daha nitelikli, daha özellikli emek istiyor. Burada da günümüzde de daha çok dijitali yatkın, daha çok algoritma bilen, işte yazılım yapabilen meslekler doğuyor. Mesela burada 3 boyutlu yazının yarattığı şey medikal alanda çok hızlı gelişiyor. North Carolina'da Wake Forest Üniversitesi 3 boyutlu yazıyla organ, doku ve kemik üretebilen bir makine geliştirdiler. Bu gelişmeye bağlı olarak teorik olarak üretilecek bu organ, doku ve kemiklerin insanlarda kullanılabileceğini düşünüyorlar. Ama Çin'de bunu kullanmaya başladılar da. Hangzhou Üniversitesi'nde 3 boyutlu yazıcıyla kulak burun baskısı yapılabilir hale geldi. Değişik uzuvları üretmeye başladılar ve kullanılmaya da başladılar. Tel Aviv Üniversitesi 3D yazıcı kullanarak insan dokusundan damarları, kolajenleri ve biyolojik molekülleri bulunan küçük bir kalp üretti. Bu küçük bir kemirgenin kalbi boyutunda bu. Ama her gün, günümüzde her gün dünyanın diğerinden insanların organlarıyla ilgili bir gelişme olduğu, yeni organlar üretilmeye başladığı haberleri geliyor. Organ üretiminin bu kadar yaygınlaşması organ bağışına ihtiyaç kalmayacak gibi gözüküyor. Belki de ileride hastalanan ve eskiyen organlarımızı yenileyerek insan ömrünü uzatmak da mümkün olacak. Bu 3 boyutlu yazıların insanları çok uzun ömre kavuşturacağına inanıyorum ama elbette parası olanları, herkesi değil. Bizler henüz 3 boyutlu yazıcılara alışamamışken bir de 4 boyutlu yazıcılar çıktı. Şimdi de o konuya gireceğim. 4 boyutlu yazıcıları da ben anlattıktan sonra mı şey yapalım? Aslında eğer yarıya yaklaştıysak birkaç tane soru var, onları alabiliriz. Peki alalım, sonra 4D'ye devam edelim. Tamam. Erdem Aladağ'ın bir sorusu. Aslında bir sunumda bir yerde geçti ama sanıyorum önce sormuştu bu soruyu. Belki tekrarlarsanız faydası var. İlginç bir soru. Bu üretimdeki malzeme sınırı yok mudur? Çelik veya seramik gibi. Bahsettiniz ama biraz daha bahsederseniz tekrar. Malzeme çeşitliliği. Tabii. Şu anda malzeme çeşitliliğinde sınır var tabii ki. Ama her gün bu yeni malzemeleri kullanıma sokmaya çalışılıyor. Özellikle de bu kompozit dediğimiz malzemelerle birçok sorunu çözme yoluna girdiler. Ama şu anda böyle bir sınır var. Aslında belki bununla ilgili olarak şeyi sorabilirim, benim aklıma gelen bu organ parçalarını Çinlerde üretmeye başladılar dediniz ya. Evet. Şimdiki organ parçaları bildiğim kadarıyla belki Atilla Bey katkıda da bulunabilir. Şey işte titanyum, paslanmaz çelik, belki de değişik malzemeler var. Onların dışında mesela İsrail'de üretilen falan biyolojik dokularla, insan dokusundan falan derken onu bile kullanıyorlar anladığım, öyle mi? Evet, insan dokusunu da üretmeye başladılar ve o ürettikleri dokuyu ham madde gibi kullanıp organ üretebiliyorlar. Diğer bir sorun... Medikal konu çok hakim olduğum bir konu değil, yanlış yönlendirmeler de yapmak istemem. Aslında o da bir değişik bir konu. Onunla da ilgili belki bir şey yaparız. Murat Yalçınkaya'nın bir sorusu var. 3D printing'de maliyeti nedir? Büyüdükçe maliyet üstel olarak mı artmaktadır? Bu konuda da çok fazla bilgim yok ama artık biliyorsunuz teknoloji ilk çıktığı zaman çok pahalı oluyor. Sonra kullanılmaya başladıkça yavaş yavaş fiyatı iniyor. Şimdi evlerde artık kullanılabilir 3D printerlar var. Yani 3-4 bin dolardan başlayan printerlar da var. Bunlarla küçük şeyler yapabiliyorsunuz evinizde. Ama tabii ki bir üretim
yapacak kadar hızlı ve şey feasible değil. Aslında ben yani, şeyde mesela sizin beni tanı bahsetmiştiniz ama ben Darüşşafaka Lisesi'nde de dijital dönüşüm dersi başlattım. Orada da ders veriyorum ve bizim oraya aşağı yukarı 20 tane şey aldık. 3D printer aldık. Şimdi 4D printerlara geçiyoruz. Yani öyle çok bütçeleri sarsacak şeyler değil ama tabii büyük üretimler için, seri üretimler için pahalı olabilir. Aslında bildiğim kadarıyla birçok üniversitenin küçük küçük laboratuvarında, öğrenci laboratuvarlarında şeyler var artık. 4.000 dolarlık, 5.000 dolarlık bir sürü printerler var. Prototip üretmek için falan, deneme yapmak için. Benim bir şeyim olacak aslında. Bu inşaatta bahsettiğiniz, bir de video gösterdiğiniz Çinlilerin şeyini parça parça üretip onu bir araya getirme, assemble etme, birleştirme şeyinden. Ben bir de sanıyorum bir yıl kadar önce bir videoda, şimdi de baktım, kontrol ettim. Şey, building home with 3D printer diye yazdığınızda çıkıyor. İki katlı, böyle 3-4 odalı bir evin kaba inşaatını biraz daha az akıcı olan çimento gibi bir şeyi, bu çimento pompaları var ya, 3D printer'ın kafasını o şekilde yapmışlar. Resmen duvarları 3D printer'la iki katlı evi ve ondan sonra da ara tabanı şey yapıyor bir şekilde. Deneme amaçlı yapmışlar yani. Artık o aşamaya bile geldi anladığım kadarıyla. Evet, hızla gelişiyor ve yani çünkü bunun üstüne çok duruyorlar. Çünkü Endüstri 4.0'ın hayalini, toplum 5.0 hayalini gerçekleştirecek olan aletler bunlar. Bunlarla üretim biçimi değişecek. Bunlar bütün üretim sistemini değiştirecekler. Onun için çok hızla gelişecek. Yani 3-4 yıla, belki 5 yıla kalmadan bütün bu bir üretim sürecinin tamamını printerlarla yapar hale gelecekler diye düşünüyorum ben. Cem Bey'in bir sorusu var. Belli malzemelerden ve güvenlik sistemlerinden, bu X-ray'lerden fark edilmeyen silah yapılabilir mi diyor. Ha, bilemeyeceğim. Hiç bilemeyeceğim. Malzemesine bağlı galiba. Şöyle bu yani. Yapılır silah. Hayri, bu şu eşim şimdi konuyu söyledi. Televizyon filminde görmüş onu. Yani televizyonda blok görmüş. Marka silahlar var diyor. Silah yapılabiliyor. İçinde kurşun sürülmemiş. Dolayısıyla malzeme X-ray tarafından algılanamıyor. Geçince öbür tarafa kurşunu sürüyor namluya. Evet. Ama ya, herhalde olabilir diye düşünüyorum. Hatta yani evet. Kurşun da plastikten yani. Evet, yani bir de güvenlik sorunu çıkarıyor demek bu. Ciddi bir güvenlik sorunu çıkaracak. Çıkarabilecek. 5D printer'ları anlatırken göreceksiniz. Oradaki üretilen malzemenin dayanıklılığı metalden çok daha kuvvetli. Belki ileride kurşuna da gerek kalmaz, artık lazerle öldürürler insanlar birbirini de. Peki. Bundan sonrakileri, şimdi siz sunumunuza devam etmeden önce şeyi hatırlatmak istiyorum şeylere, dinleyici arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Sözlü olarak kendiniz not alıp sözlü sorarsanız sohbet şeklinde yapalım bu sunumun sonuna bıraktığımız ikinci parti soruları. Onun için şey, sözlü sorularınızı bekleyeceğiz bundan sonra. Hayri Bey, buyurun. 4D yazıcılar. Şimdi bizim 3D yazıcılar katmanlı üretimini anlattık. 4D yazıcılar da bu MIT tarafından geliştirildi aslında. Şeyin 3D'den çok farkı olmayan ama yaptığı iş olarak 3D'nin çok ilerisinde bir teknoloji. Bu 4D baskıyla bioprint baskı, origami gibi şekillere dönüştürme şekilli baskılar yapmak mümkün olabiliyor. Ama en önemli özelliği, çıkan nesnenin, ürettikleri nesnenin 4D ile su, sıcaklık, ışık ve diğer çevresel uyarıcılarla temas ettiğinde, yani harici bir enerji girişi olduğunda şekil değiştiriyor olması. Yani 4D, birazdan daha örneklerle anlatınca daha anlaşılır hale gelecek.
4 boyutlu yazıcılar malzeme ve dijital tasarımlarla 3 boyutludan 3 boyutludan farkı şu, ürettiği ürünün şekil değiştirmesini sağlıyor. Bunda ne dedik? Bir enerjiyle karşılaştığı zaman su, sıcaklık, ışık gibi enerjilerle. Mesela düz bir metal parçasını üretip suyun altına yerleştirdiğiniz zaman su basıncı ile beraber bu metal gidip işte mesela bir deliğe girip orada bir boru haline gelebiliyor. Mesela en büyük sıkıntılarından biri de yine 3D gibi büyük hacimli nesneleri üretemiyor 4D yazıcılarda. Bunu aşabilmek için de devamlı çalışılıyor. Mesela konuyu biraz daha anlaşılır hale getirelim. Bizim diyelim ki 6'ya 4 çarpı 2 boyutunda bir kutu üretmek istiyoruz. Bu kutuyu 3D yazıcıyla parçalar halinde üretip edebiliriz ya da biraz daha küçükse bu şey bir kerede de üretebiliriz. 4D yazıcı ile bunu basmak daha farklı oluyor. Bakın şimdi ilkokulda hatırlarsanız biz küp yapacağımız zaman geometri dersinde böyle bir çizim yaptırırlardı bize. Sonra bunları keserdik, birleşim yerlerini katlardık ve bir kutu yapardık, boyutlu bir küp yapardık. Veya dikdörtgen prizma yapardık, neyse. Şimdi 4D yazıcılarla bunu çok daha kolay yapmamız mümkün. Size bunu daha anlaşılır hale getirmişim. Yine bir video seyrettireceğim. Bakın o deminki şekilde 4D printer'dan çıkmış. Suyun içine koyuyor şeyi, materyali. Suyun içinde gördüğünüz gibi kendiliğinden kıvrılıyor, kıvrılıyor. Biraz ilerleyin, vakit kazanalım. Evet, böyle bir küp oluyor. Yani 4D printer ürettiği malzemeyi belli bir enerjiyle karşılaştırdığınız zaman şekil değiştiriyor. Sizin istediğiniz şekle geliyor. Şimdi tekrar o şeye dönelim. Bakın böyle bir abajur üretmişler. 4D printer şu gördüğünüz şekilde üretiyor. Sonra bu uygun enerjiyle bir araya geldiği zaman ki bu hava olabilir mesela. Kutudan çıkarttığınız zaman olması gereken şekle dönüşüyor kendiliğinden. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Şimdi yani yine evli çiftten örnek vermiştik 3D printer'da kendi istediklerini dizayn edebilirler diye. 4D'de de dizayn edebilirler. Şu gördükleriniz gerçek 4D üretimleridir ekranda gördükleriniz. Bunları üretip kolayca nakliye etmek mümkün. Bakın mesela şu üst resimde gördüğünüz koltukların, masanın, mobilyanın üretilmiş hali. Bunlar bu şekilde paketleniyor. Eve gelip açtığınız zaman şu yandaki şekil oluşmuş. Şimdi tabii bunlar prototipler ama prototipler çalışmaya başladı. Şimdi üstünde fine tuning yapılacak bunların. Daha konforlu hale getirilecek. Dolayısıyla 4D yazıcılarla sonsuz kullanım alanı mevcut. İmalat sanayinden tıp sektörüne, modadan inşaata kadar pek çok sektörde bu yeni baskı artık. BMW MIT ile bir anlaşma yapmış. Suya girdiği zaman şişebilen malzemeden bir takım ara parçalar yaptırıyor. İç katmanları yaptırıyor. Bunları şu anda birlikte işbirliği yapmaya başlamışlar. Sıvı baskılı metal üretilebiliyor. Sıvı baskılı metal toz desteğiyle sıvı metal üretmek için çok güzel bir üretim süreci geliştirmiş. Bu üretim süreciyle bu yanda gördüğünüz tüm metal şekiller, işte şu gördüğünüz şey, diyelim ki bu bir abajur, çok hızlı bir şekilde üretilebiliyor. 3D ile bunu üretmek daha zor çünkü 3D katmanlı. Katman, ama burada katmanların aralarında aralıklar var. Bunları üretmek 3D'ye göre daha 4D ile kolay. Bakın bunu da gene ben size bir kısa video ile seyrettireyim. Bu toz kum içinde çalışan bir şey. 4D printer. Bir takım şeyler yapıyor şu anda. Pardon, şuradan alayım. Buradan ham maddeyi döktü ve ortaya çıkan ürün bu. Bunun gibi
çok değişik ürünler, istenilen şekillerde tamamen bilgisayara verdiğiniz programlamayla ilgili böyle metali alıp kum içinde, bu da aynı yöntemle yapılmış, üretmek mümkün. Bu, tabii metalle ilgili etrafımızda pek çok ürün var. Bu ürünlerin çoğunu da artık bundan sonra 4D printerlarla üretmek mümkün olacak. Daha hızlı, daha ucuz, daha özel, kişiye özel, talep edene özel ürünler üretmek mümkün. Bu teknoloji önümüzde mimaride kullanılabilecek, havacılıkta, otomotiv parçalarında. Bunlarda şimdiden büyük üniversitelerin laboratuvarları çalışmalar başlatmış durumda. Bu mesela bu deminki gösterdiğim baskı tekniği sanayiden çok sanat merkezleri şey yapmış, sponsor olmuş bu şeyin geliştirilmesine, tekniğin. Ve bununla ilgili de bir şeyde sergi açmışlar Chicago'da. Farklı gelecekler için tasarımlar adlı bir şey açmışlar. Tabii bu sanatla başlayan sponsorluk endüstriye sıçramış derhal. Bakın tekstil ürünleri mesela o kadar çok çeşitli şeyi var ki kullanım alanı. Günümüz gelecekteki yani şu an başladı, gelecekte de ama çok yaygınlaşacağına inanıyorum. Nefes alabilen, yalıtım için aldığı ısı değişimine göre kalınlaşan, incelen tekstil ürünleri üretmeye başladılar. Şimdi bu gördüğünüz kazak yazın da kışın da giyilebilecek bir kazak. Nasıl olduğuna bakalım yine. Bir video size seyrettireceğim. Bugün çok video seyrettik ama kusura bakmayın. Daha kolay anlaşılıyor. Buraya geçiyorum. Şimdi bakın. Bu ürünün dokusu. Şimdi bu şeyle, ısıyla temas ettiğinde bakın kapanıyor gözenekler. Ve rüzgarı, soğuğu önler hale geliyor. Bakın şeyle, kurutma makinesiyle şey yapıyor. Şimdi bu aynı zamanda bu teknolojiyle kişiye özel de siz gidip ölçünüzü verdiğinizde anında istediğiniz bir şeyi de dokuyabiliyor. Ve bu dokuduğu şeyde, giysi de sıcağı, soğuğa karşı kendini, şeklini değiştirebilen bir yapıda oluyor. Bakın şeyde soğuk hava veriyor, hemen katlanıyor, şey yapıyor, içine giriyor. Bu tekstil alanındaki kullanımına basit bir örnekti. Mesela sıvı içinde üretim var. Bu çok ilginç. Bunu birazdan göreceğiz. Mesela sıvı içinde ürettikleri bu nesneleri alıp siz üfleyip şişirdiğiniz zaman mesela bir avize üretmiş ufacık bir parça, üflüyorsunuz, gelişiyor ve o geliştikten sonra bir avize şeklini alabiliyor. Ya da ayakkabı üretiyorsunuz suyun içinde. Bakın onu da videosunu seyrettireceğim. Yani artık şu hale gelecek. Siz gidip işte Nike'dan veya bilmem Adidas'tan ya da marka ismi belirtmeyelim de herhangi bir yerden ayakkabı uydurmaya çalışmayacaksınız. Geleceğin ayakkabıcılar herhalde böyle olacak. Gidip ölçünüzü verip tarif edeceksiniz. Bana şu ayakkabıyı üret diyeceksiniz. Size iki dakikada bu ayakkabıyı üretip verecekler. Bakın mesela şimdi şöyle bir üretim başladı. Şimdi tasarlanışı bu. Modelleniyor. Sonra da suyun içi. Bakın bu su dediğim yani sıvı. Sıvı içinde. Evet, biraz hızlandırayım. Da bunlar ilk prototipler. Bunlara da fine tuning olacak, geliştirilecek ama böyle bakın ayağı uydu. İşte gayet esnek, güzel bir ayakkabı çıktı ortaya. Kullanılan materyaller değişecek. Şu an sınırlı materyallerle, girdilerle üretiliyor. Dolayısıyla her şey daha hızlı ve daha pratik hale gelecek. Yani birbirinin devamı olan 3D ile 4D arasındaki en önemli şey, demin de söylediğim gibi, enerjiye göre değişiyor olması. Bu teknoloji Endüstri 4.0'da
katkısı bu teknolojilerin insan emeğini minimuma indiriyor. İnsandan kaynaklı hataları ortadan kaldırıyor. Stok maliyetini ortadan kaldırıyor. Bireysel ihtiyaçlara göre üretim yapabiliyor. Bu 3D ve 4D'nin en büyük katkıları bunlar. Bu bölümü de yine böyle bir video ile sonlandıralım. Bakın bir işte bir şeyler çiziyor şu anda sıvı içinde. Ya bunlar bu videoda gördüğünüz hızda gerçekleşiyor. Bu hızlandırılmış bir video değil. Evet, böyle bir pazar filesi haline geldi üretim. Şu anki sağladığı avantajları söyledik ama seri üretim zorunluluğunu şu anda seri üretime geçebilmiş değil. Ama gelecekte seri üretim zorunluluğunu ortadan kaldıracak. Talebe göre üretim avantajlarını sağlayacak. Ham madde ürün stoku bunları sağlayacak. Bunları tekrar etmeme gerek yok. Tabii bu teknolojilerin yarattığı en büyük korku hem mavi hem de beyaz yakalıların yakalılarda yaratacağı işsizlik. Bu teknolojilerin bazı meslekleri ortadan kaldıracağını demin söyledik ama yine tekrar etmiştim. Bu teknolojiler şu andan itibaren yeni iş kolları yaratıyor. Hem de çok güzel iş kolları yaratıyor. Sadece değişen şey emeğin niteliği oluyor. Daha nitelikli, yazılımı bilen, teknolojiyi bilen emeğe ihtiyaç oluyor. İnsanlar da günümüzde zaten çoluk çocuğumuz kendini buna göre yetiştirmeye başladılar. Torunlarımız tam bu ihtiyaca göre yetişecekler. Dolayısıyla öyle çok işte teknoloji insanı devre dışı bırakacak. Bundan önceki endüstri devrimleri de hep makineleşti. İşte buhar geldi, ondan sonra bilmem elektrik geldi, petrol geldi. Bunların hepsi enerji kaynakları, yeni üretimler doğurdu ama bir şekilde eski teknolojik emek kayboldu. Yeni meslekler doğdu ve devam ediyor. Şimdi ara verebiliriz isterseniz. Beş boyutlu yazılımlara geçeceğim. Burada devam edelim. Ondan sonra sohbeti hep birlikte yapalım. İki bölüm ne olmuş olsun. Tamam. Hiç olursa biraz daha alır gibi düşünüyorum ama. Peki. 5D yazılımlar anlamak için tekrar 3D yazılımları bir hatırlayalım. İmalat sektöründe dedik ki eksiltmeli üretim yöntemiyle çalışılıyordu. Şey de bunu ortadan kaldırdı 3D. Ne yaptı? Katlanılı üretim getirdi. Bu teknolojide yazıcı başlığı ve yazılabilir nesne 5 serbestlik derecesine sahip yeni teknolojide 5D'de. 5D yazı. 3D'de böyle bir özellik yok. 3D'de alttan başlayıp yukarıya doğru üretimi götürüyor. Ama 5D 5 ayrı başlıkla 5 ayrı aynı anda 5 ayrı noktadan üretim yapabiliyor. Bu da araştırma bilimcisi William Yerazunis'in geliştirdiği bir yöntem. Bunu bir deney yaparak ortaya çıkartıyor. Diyor ki bakın diyor buradaki 5D ile üretilen şeyler çok daha güçlü oluyor diyor. Ürünler çıktılar. 3D'den çok daha fazla güçlü oluyor diyor ve aynı plastik ham maddesinden, aynı makaradan olan CAD'den yapılmış iki tane kapak yapıyor. Birini 3D ile, birini 5D ile. Ardından basınç ekleyerek test ediyor. Birkaç saniye sonra 3D baskılı kapak bir şekilde patlıyor. Patlamadan önce sadece 0.1 megapascal basınç yapılmış. 5D baskılı kapakta ise 3.7 megapascal basınca kadar dayanıyor. Yani 5D yöntemiyle yazdırılan, üretilen ürünler 3D'den aşağı yukarı 5 kat daha güçlü bir hale geliyor. Kullandığı ham maddeye göre de %25 daha az ham madde kullanıyor 5D yazıcılar. Bakın o kadar hızlı teknoloji gelişiyor. Biz daha 3D'yi hayatımıza sokamamışken 4D, 5D geliyor.
Dolayısıyla hızlı geçeceğim. Şeyler 5D çok güçlü şeyler yapabiliyor. Yani aradaki farkı bahsederlerken biri bisiklet, biri motosiklet diyorlar. Demin dediğim gibi 5D yazıcılar 3D ve 4D yazıcılığının aksine düz bir katmanda değil, eğri ve kavisli katmanlar üretiyorlar. Bu yazıcının başlığı nesne yazdırırken hep hareket ediyor. Bu yanda gördüğünüz mesela ürün bir 5D şeyi sonucu. Ve kavisli katmanlar. Şu mesela gördüğünüz parça 5D'den çıkmış bir parça. Bakın 5 tane ayrı şeyi var. Tabii bugün 5D, yarın sonsuz D'ye kadar gidebilir bu iş. Hızla gelişiyor. Bununla yine ben şeyi yapayım. Pardon, buraya da geçeceğim. İnsanın hayatını şey yapacak, kolaylaştıracak bunlar. Şu anda nerede kullanılıyor? Tıp, otomotiv, inşaat sektörü, biyomedikal, ortodonti, havacılık, ortopedi, yüksek basınca dayanıklı bileşiklerin yapıldığı. Şimdi mesela bu sektörlere bir göz atalım. Bu sektöründe mesela 3D printerla bu kavisli eli üretmek çok mümkün değil. Ama 5D printerla bunlar üretilmeye başlandı. Kavisli bir yüzey, daha güçlü bir şey çıktı. İmplantları bu artık 5D teknolojisiyle yapabiliyorlar ve cerrahi planlamada da kullanılmaya başlandı bunlar. Havacılık sektöründe başladı. Kavisli geometrilere sahip birçok şey var. Alet kullanılıyor, parça kullanılıyor şeyde, havacılık sektöründe. Bunların tabii yine 3D ile tek başına üretilmesi çok zordu kavisli yüzeylerin. Bunları 5D ile çok daha kolay üretmeye başladılar. Bu üretimin karbon emisyonunu azalttığı söyleniyor. Dolayısıyla havacılık şirketleri uzun vadeli stratejilerini oluştururken artık 3D yazıcıları ve 5D yazıcıları planlarına entegre etmeye başladılar. Üretim planlarının içinde artık 3D ve 5D yazıcılar var. Yine inşaat sektörü 3D ile 175 yıla kadar dayanabilen evler imal ediyorlardı. Bu evlerde 8 ve 24 saat içinde inşa edebiliyorlardı. 5D ile bu baskı malzemeden tasarruf ediyor ve 3D'ye göre çok daha hızlı yapılabiliyor. Mesela 8 saatte yapılan evler, 3D ile yapılan evler 1 saate, 24 saatte yapılan evler 5 saate indirgendi. Daha da önemlisi, bu gördüğünüz gibi kavisli yüzeyleri de üretebilir hale geldi 5D yazıcılar. Dolayısıyla 5D yazıcılar hem daha dayanıklı hem de daha az montaj isteyen evleri yapmaya başlıyorlar. Otomotörü yine aynı şekilde montaj hatlarında bir takım parçaları 3D ile yapıyorlardı. 5D'ye geçmeye başladılar. Çünkü hem daha tek bir seferlik, tek bir parça halinde ürün ellerine geçiyor. Bunları birbirine monte etmek zorunda kalmıyorlar. Hem de 3D'ye göre de daha güçlü, daha sağlıklı ürünler üretebiliyorlar. Otomotiv sektörü de bunları şey yaptık, geçtik. Bir de yani gözünüzde şekillendiriyor. Bakın o da şöyle bir şey, printer 5D. Şu anda bakın değişik ikinci parçasını üretiyor. Bu şekilde parçaları üretiyor. Böyle bir 5 parçalı, 6 boyutlu şey üretebiliyor. Şimdi o zaman az bir şey, 2.5D'yi de anlatayım. Ondan sonra sohbete geçelim. Şimdi 2.5 boyutlu yazıcılar. Aslında artık bu printer şeyini dünyada kaldırmak lazım. Gördüğünüz gibi bunlar klasik printerlarla karıştırıyor insanlar. Printer değil bunlar. Yani yazıcı, değişik bir at bulmak lazım bunlara, ama ne at bulunur bilemiyorum. Ama yazıcı olmadığı mümkün, kesin. Şimdi yazıcı ya da printer dediğimizde aklımıza doğal olarak mürekkeple püskürtmeli klasik 2D yazıcılar geliyor.
bunları biz iki boyutlu baskı yapan evlerimizde, ofislerimizde artık her yerde kullanıyoruz ve evimiz, ofisimiz birer matbaa haline geldi neredeyse. Matbaada eskiden yaptığımız her şeyi evimizde kendimiz yapabiliyoruz. Yalnız 3D, 5D, 4D, 5D, 2.5D gibi yazıcıların matbaa işlerinden çok farklı olduğunu da gördük. Yani bunlar çok farklı şeyler üretiyorlar. Çok daha güçlü şeyler üretebiliyorlar. Şimdi çok çeşitli materyallerle her boyutta nesneyi üretip işlerine gömdüğümüz çip ve sensörlerle akıllı hale getiriliyor ve basit, çok daha değişik bir makine haline geliyor. 2D yazıcılardan sonra mesela sırayla gidiyor gibi gözüküyor. Yani 3D, 4D, 5D geliyor ama 2.5D, 5D'den sonra üretildi. 2016 yılında ortaya çıktı. Ama adına 2.5D dediler. Casio firması tarafından tanıtıldı bu Tokyo'da Expo fuarında. 2016 yılında. Çok yeni bir jenerasyon. 2.5D baskın teknoloji 2D baskıya göre, yani klasik şeye göre dokunsal bir boyut ilave ediyor şeye, üretime. Yani siz bir kağıt üstüne, ki bu özel bir kağıt tabii, onu da bahsedeceğim. İşte bir düşük ölçekli rölyef bastığınızı düşünün. Bir rölyef basabiliyorsunuz. Yani Z eksenine, yani yükseklik eksenine birkaç santimetre yükseklikte kabartma basabiliyor. Bu 2.5D'ler. İşte Morphel teknolojisi olarak inşa edilmiş. Mesela deri, kumaş, taş hatta, ahşap, seramik gibi malzemelerin dokusunu, daha doğrusu taklitini yaparak bunları basıyor. Dijital kağıt denilen bir kağıt var. Özel bir kağıt bu. İnkjet katmanı olan, işte ortada ısıya duyarlı mikro toz katmanı, filmleri olan, PET alt katmanı olan bir kağıt türü. Bu kağıt türü üstüne bu yanda gördüğünüz dokuyu basabiliyor. Veya böyle bir tuğla basabiliyor. Bunları alıyor, değişik yöntemlerle, bu yöntemleri mühendisliğe giriyor, anlatmama gerek yok. Bu şekilde işte görüntüsü bu şekilde olan değişik şeyler üretiyor. Bu yanda gördüğünüz de şeyi. Bu reklamcılıkta kullanılıyor, şeyde kullanılıyor, döşemecilikte, tekstilde, ambalajda, her tür tecrüde. Duvar kağıdında, aklınıza gelecek pek çok yerde artık 2.5D ile üretilen bu yeni nesil şeyler kullanılabiliyor. Mesela bu yanda gördüğünüz bir aynı şeyle üretilmiş bir duvar şeyi, posteri. Körler alfabesi için çok önemli. Körlere yönelik şeyler için, kitapların basımı için çok önemli avantajlar sağlıyor. Çok hızlı bir şekilde üretimini sağlayabiliyor. Bunu da çok hızlı bir videosunu seyredip sorulara geçebiliriz. Bakın şu anda işte böyle bir kabartma bir şey basıyor. Kağıda yüzey basıyor. Değişik şeylerde işte deri görünümünde, başka bir plastik görünümünde, değişik görünümlerde böyle bir duvara basılacak, yapıştırılacak duvar kağıdı basabiliyor. Deri benzeri, döşemelik kumaş basabiliyor. Bu tür yüzeyleri 2.5D printerla basmamız mümkün. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Cem Baysal'ın korkusuyla o kadar kırptım ki sunumu. Yetiştireyim. Tartışmaya da fırsat kalsın diye galiba biraz fazla kestim. Bana bak, bana haksızlık etme. Bana haksızlık etme. Tamamen özgürdünüz yani. Hiç bana haksızlık etme. Yok, yok, zamansız... Ev sahibi bile özgürdü bugün. Kazım. Sağ olun. Teşekkürler. Hayri Bey, Big Brother is watching us.
Tabii ki. Şeyi, şehir sekreni kaldırırsanız aslında. Ha, pardon. Ayrı. Evet, hemen kaldırıyorum. O Big Brother is Watching Us'la ilgili bir T24'te yazı yazmıştım. Avustralya'da gerçekleşti bu, biliyor musunuz? Artık Avustralya'da yeni bir meclisten yasa çıktı. O da bizde oluyor ya, baskın yasalar. Hemen kimse yokken gelip çıkartılıyor. Kişilerin her türlü mailleri, WhatsApp, sosyal medya yazışmaları, bakın, sadece izlenmeyecek. Buradan bilgiler çekilebilecek. Buraya bilgi eklenebilecek. En korkuncu da bu. Yani sizin hiç söylemediğiniz bir şeyi sizin WhatsApp'tan söylemiş gibi ve böyle bir yetki veriyor polise. Ve bu yasada geçti şeyden, Avustralya parlamentosundan. O yazım T24'te var. İlgilenirseniz okumanızı tavsiye ederim. Konuyu değiştirmeyeyim, çok saptırmayayım. Şeyi ya. Önce bu sunumu paylaşabilirseniz tabii, şeyle tabii Zumbalaki'de en azından herkes bakmış olur tekrar. İsmail Karaküzey söz istiyor ama İsmail Bey müsaade ederseniz aradı. Kazım Bey yazılı olarak söz istedi. Ona bir şey yapalım. Kazım Bey, Kazım Sarı. Atilla Bey açabilir misiniz Kazım Bey'in sesini? Mesaj yolladım. Kazım Bey sesinizi açabilir misiniz? Evet. Sağ olun. Merhaba. Cem Bey, ben duyamıyorum. Şey diyor galiba ama mikrofonu kapatın. Yok, açık ama biraz yükseltirseniz sesinizi. Sizin sesiniz az geliyor Kazım Bey. Benim sesim az geliyor. Bir dakika çocuklar. Kazım bir dakika. Eğer şu anda göremiyorum. Videosu açık değilse açık olmayan sözlü soru açık soramaz. Tamam. Sesi açık değildi biraz. Açtı şimdi. O tamam, o ayrı. O ayrı, tamam. Cem Bey selamlar ilk önce. Selamlar. Kazım çok iyi oldu ya ortadan senin fütürizmden sonra katılman. Evet. Şimdi konu ilgimi çekiyor. Ayrı Bey de sağ olsun gayet net anlaşılır bir şekilde detayları paylaştı. Teşekkür ediyorum. Ben burada 4D'ler anlatılırken tekstil konusu geçti. Hem biraz tekstilin ayakkabının içinden bir iki bir şey paylaşmak istedim. Hem de olaya bir de biraz fütüristik bir boyut eklemek istedim. Şimdi orada bahsedilen tekstil, üstte giyilen tekstil, bahsettiğiniz kazak gerçekten şu anda oldukça hızlı yol alıyor. Bir de bunun üstüne tabii giyilebilir bizim sensörleri koyduğumuz zaman şu anda onun içinde zaten onlar da çalışılmakta. Dolayısıyla sadece sıcak soğuk meselesinin dışında artık hani bu büyük veri dediğimiz şeyin bizim bütün verimizin bir yerden bir yere iletilmesi, toplanması ve bir yerden sonra işlenerek bize geri dönmesi kısmında tekstil bu tarafı bu söylediğiniz yöntemlerle çok daha etkili olarak geliyor. Ayakkabı örneğinde de şunu söyleyeyim, ismini zikrettiğiniz sonra vazgeçtiğiniz markalar yaklaşık 2016'dan bu yana kendi prototiplerini yaptılar, özellikle iki ana firma. Ve bir dönemde de e-ticaret olarak bunu piyasaya sürdüler. Yani siz kendi dizaynınızdaki günlerde ben ayakkabımın burnunu kırmızı, topuğunu pembe, sağ tarafında çiçek olsun, sol tarafında gül olsun diye seçip ısmarlayabiliyordunuz. 3D'leri çok daha primitif uygulamasıydı ama kafa oradaydı, oraya gelmişlerdi. Burada sizin örnekten ben şunu iki adım daha ileri taşımak istiyorum. Evet, o ayakkabı örneğinde olduğu gibi kişi ben bunu beğenip çoğaltabilirim diyecek. Ancak şöyle bir tuzak demeyeyim de şöyle bir yolda da gidiyoruz. Zaten şu anda her şeyin kişiselleştirilmesi yolunda bizim verilerimiz zaten işlenip bize reklam olarak tüketime yönelik siz bunu seveceksiniz, siz bunu giydiniz, siz bunu araştırdınız. Bu sayfalarda doldurdunuz, son 6 ayda yaptığınız alışverişte bunlar vardı diye aslında bizden daha proaktif davranacak karşı taraf ve bizim tercih edeceğimizi düşündükleri ve muhtemelen de yönlendirecekleri tasarımları
bize sunmaya başlayacaklar. Ve bunların tamamı 3D, yani 3 boyutlu baskıyla gerçekleşecek. Şöyle bir fark var. Orada bize yardımcı olacak. Siz meslekler konusunda her endüstri devrimi meslekleri kaybediyor, yenileri geliyor. Bir örnek bu konuyla ilgili. Bizim çünkü öyle bir çalışmamız olmuştu geçen 2 sene önce. 159 tane yeni meslek dalı bulmuştuk. Bunun içinde tekstil ilgili dijital terzi diye bir meslek çıkıyor. Bildiğimiz geleneksel konvansiyonel terzi mesleği artık dijitalize oluyor ve buna hitap ediyor. Bunun içinde yeni yetkinlik gerekiyor. Tam sizin söylediğiniz şekilde. Burada sistemin de şöyle çalışılacağı öngörülüyor. Size gelen bilgileri ya da siz yine kendi tercihinizle, dijital terzinizle beraber bir şey yarattınız. A firmasıyla bunu paylaştınız. Onlar size yazılımı yolluyorlar zaten. Yani o sizin CAD'den çıkacak olan yazılımı yolluyor. Ve siz müşteri tarafında artık kendi evinizde olan makinede bunu basıyorsunuz. Yani size basıp diye size bir şekilde ulaşıyor zaten. Bu önümüzdeki yakın zamanda sizin dediğiniz gibi görülecek olan şeyler, ciddi çalışmalar var burada. Yalnız son 2.5D dediğiniz şey bana aslında çok bambaşka bir zamana götürdü. 90'ların başında ben de tekstil sektörünün içindeyken özellikle yan sanayide bir Alman firmayla Türkiye'de ortaklığımız vardı. O zaman sizin bu söylediğiniz, şu anda bahsettiğinizi deri malzemenin üstüne, belki hatırlayanlar vardır sektörle ilgisi varsa, yüksek frekanslı baskı makineleri dediğimiz makinalarla deri malzemenin üstüne baskı yaparak, yani emboss ederek buna benzer bir çalışma yaptık. O belki Cem Bey hatırlar, o zaman motor suların sırtına giydikleri böyle büyük baskmalı baskmalı şeyler vardı. Onların arkası işte o zaman yüksek frekans diye bir makine gelirdi, sizin bizim elle hazırladığımız kalıpların içinde onu basar çıkarırdı. Şimdi sizin söylediğinize göre tamamen artık bunlar 3D, 2.5D o baskıların işi olacak. Sadece bunu eklemek istedim ben. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Çok değerli katkı oldu. Çok ben teşekkür ediyorum. Çok değerli katkı oldu benim için de. Sağ olun. Teşekkürler Kazım Bey. İsmail Bey, Karaköy'e söz almıştı. Atilla Bey. İyi akşamlar herkese. Hayri Bey, çok teşekkür ederiz bizi bu konuda aydınlattığınız için. Benim öğrenmek istediğim şey, biliyorsunuz Türkiye her zaman sanayi devrimini kaçırmıştır, elektronik çağını kaçırmıştır. Şimdi de bilgisayar bu yeni yazıcılarla ilgili çağı kaçırıyor mu? Yani biz Türkiye'de ne durumdayız? Ve yani dünyadaki durumu nedir? Türkiye'deki durum nedir? Bir sormak istediğim bir bu var. Bir de 5D'den bahsettiniz. 6D ile ilgili bir gelişme var mıdır? Mesela şu an benim aklıma gelen bir şey var. 6D olabilir mi bilmiyorum ama metamorfoz yapıların oluşması gibi. Mesela havada farklı bir yapı, suda bir farklı yapı, uzayda bir farklı yapı gibi. Yani 6D ile ilgili bir gelişme var mıdır? Bu konuyla ilgili bilgi verirsiniz. Teşekkür ederim. 6D ile ilgili bir şey duymadım henüz. Ama eminim dünyanın bir yerlerinde, üniversitelerde başlamışlardır araştırmaya, çalışmaya. Şimdi Endüstri 4.0 devriminin daha önceki devrimlerden şöyle bir farkı var. Bu devrim dijital devrim. Yani diğer devrimlerde eğer endüstri 1'i kaçırdıysanız 2'yi 3'ü yakalamanız çok zordu. Çünkü artık orada çok fazla yol alınmıştı. Ama bu dijital devrim yazılıma dayanan, çiplere, sensörlere dayalı bir devrim. Bunu yakalayamazsanız dünyadan yok olacaksınız. Bakın bunu ben çok net söyleyeyim. Şimdi bizim Volkswagen fabrikası bir fabrika açıyordu Türkiye'de, vazgeçti. İşte dedi ki Suriye'yi falan bahane etti. Yani kapitalizmin böyle dertleri olmaz. Suriye işte insan hakları falan gibi dertleri olmaz kapitalizmin. Onların Türkiye'den vazgeçmesinin en önemli nedeni
O fabrika akıllı bir fabrika olarak inşa ediliyor. Yapay zeka ile çalışacak ve onu çalıştıracak iş gücü Türkiye'de yoktu. Dolayısıyla onu Türkiye'den alıp Almanya'da üretmeye başladılar, yapmaya başladılar. Şimdi dünyada ucuz iş gücü artık bir avantaj olmaktan çıkıyor. Bakın Çin artık ucuz iş gücüne değil, sibernetiğe döndü, dijital devrime döndü. Çünkü geleceğin ucuz iş gücüyle yürümeyeceğinin farkına vardı. Bizim gibi artık az gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler montaj sanayiyle falan ayakta kalamazlar. Çünkü bitiyor montaj sanayi, akıllı fabrikalar devreye giriyor. Ucuz iş gücü çıkıyor, onun yerine robotlar devreye giriyor. Robotların ürettiği üretim süreçleri olacak. Dolayısıyla bunu kaçırdığımız zaman bu treni şey yaparız, köleleşiriz, yok oluruz toplum olarak. Bunun Türkiye ne aşamada? Şimdi Türkiye'de çok güzel bu konuda gelişmeler oluyor. Ancak bunlar desteklenmiyor ve baltalanıyor. Şimdi bakın Türk bilim adamları, yazılımcılar çok güzel Pardus diye bir yazılım yaptılar. Bu Microsoft'un tamamen rakibi, Microsoft'tan daha iyi çalışan bir sistem. Çünkü açık kaynak koduyla yazılmış. Açık kaynak kodu çok önemli. Çünkü kapalı kaynak kodunda sizin hangi bilgilerinizi alıyor, arkasında ne var hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ama açık kaynak kodunda herkes her şeyi görüyor. Ve orada bir suistimal olduğunda da herkes görüyor. Dolayısıyla müdahale oluyor. Yani milyonlarca kişi müdahale edebiliyor. Şimdi Pardus çok güzel bir sistem. Bunu devlet üniversitelerindeki yazılımcılar, canavar gibi çocuklar var. Çok yetenekli çocuklar var. Öğretim üyesi kadrolarında. Bunlar daha da geliştirebilirlerdi. Ama Pardus'u şu anda devlet de kullanmıyor. Oysa her sene biz bakın milyarlarca dolar lisans parası ödüyoruz yurt dışında. Bireyler olarak, devlet kurumları olarak, şirketler olarak, Microsoft'a şuraya buraya milyarlarca dolar ödüyoruz lisans parası. Bunun da ötesinde bu şeylerle, yazılımlarla her türlü casus yazılımı ülkeye sokmak mümkün. Her türlü bilgisayarı kontrol altına almak mümkün. Yani siz Windows kullanan herkesin her türlü bilgisini alabilirsiniz Windows isterse, Microsoft isterse. Oysa bunun yerine Pardus'u kullanıyor olsaydık çok daha farklı şey olabilirdi. Bunun yanı sıra bu işin eğitim olarak ele alınması lazım. Yani dijital devrimi yakalamak istiyorsak eğitime yön vermeliyiz. Mesela Türkiye'de en az önem verilen dersler haline geldi matematik. Oysa dijital devrimin temeli matematiktir. Algoritma yazımıdır. Yazılımcılar algoritma yazamazsa bu şeyler olmaz. Biz matematiğe önem vermiyoruz. Okullarımızda halen dijital eğitim olmuyor. Bir geçen gün Cumhurbaşkanı bir siber güvenlik lisesi açtı. Çok hoşuma gitti. Çok oldum. Ama tabii bu adını vermek yetiyor mu? Hakikaten oradan siber güvenlikçi insanlar yetişecek mi? Çünkü dünyada artık bundan sonra savaşlar sibernetik alanda olacak. Yani kimse kimseyi tankla, tüfekle vurup yok etmeyecek. Senin internetini çökertecek. Senin dünyayla bağını kesildiği zaman bir düşünün, internet gezer, bankacılık sisteminiz çökecek, alışveriş sisteminiz çökecek, bütün yaşamınız çökecek. Bununla ilgili dünyada çok uzun yıllardır sibernetik savaşları sürüyor. Hatta Türkiye'de bunu bir ara yaşadı. İsrail Türkiye hava kararttı, bütün hava görüş alanını, radarlarını ve geldi hemen burnumuzun dibinde bir cihatçıların diyelim bir üssünü vurdu gittiler. Ama Türkiye orada sadece resim gördü önünde Yani artık bundan sonra savaşlar bu şekilde olacak. Bunları yakalayamazsak hakikaten olur. Bunun bir devlet politikası haline getirilmesi lazım. Eğitimden başlayıp ilkokul eğitiminden sonra. Henüz kaçmış görmüyorum ben treni ama çabaları az görüyorum. Çünkü bizi yönetenlerin ufku da bu kadar. Yani bunun daha ötesini onlar da görmüyorlar. Hayri Bey çok teşekkürler ama ben bir ekleme yapmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Cem Bey'e de bir belki mesaj olur. Yeni bir
değişik bir numaralı toplantısı yapabiliriz gibi geliyor bana. Çünkü bu sizin söylediğinize katılıyorum ben eğitim açısından. Yani sizin bugünkü konunuzun paralelinde onun dokunduğu eğitim konusunda haklısınız. Ama bunu ben şöyle bir çeviriyorum. Teknolojik gelişmeler o kadar hızlı olmaya başladı ki dünyadaki ülkelerdeki ve insanlar arasındaki eşitsizlik çok daha hızlı büyüyor. Dolayısıyla bu eğitim konusunu ve teknolojik gelişmelerin sosyal etkilerini ayrıca bir konuşmak lazım Cem Bey belki. Yani bu çok önemli bir konu bence. Dolayısıyla eğitimi yalnız dijital boyutunda değil ama medeni gelişmeyi, ileri teknolojileri yakalamak için toplu yakın bir eğitim şeyi olması gerekir gibi geliyor bana. Bu da ayrı bir konu aslında tartışma konusu. Cem Bey siz ne dersiniz buna? Sesiniz kapalı. Bakıyordum bir mesajla. Tamam. Şimdi senden şunu rica edebilir miyim Yetik? Bunu tabii. Bana lütfen bir e-mail'ı mesaj olarak yolla. Not aldım zaten, göndereceğim. Tamam, şöyle çünkü belli bu konu çok, yani 2-3 cümleyle anlatılabilse bile çok derinliği, bu 5 boyutlu, 5D'de çıkacak bir fikir bu. 5D yazıcıdan çıkmalı bu fikir. Onun için evet. Lütfen onu bana yazarsan çok sevinirim. Aklında bir konuşmacı da var ayrıca. Tamam, o daha da iyi. Onu da yazarsan ama henüz tamam. Onunla temas etme lütfen. Çünkü bu arada program tabii, çok tabii. Yüklü. Mesela aralığın tabii. Ortasına kadar gelebiliyoruz. Ve buradan el kaldırmamın gerekçesini belirleyecek bir konuşmaya geçebilir miyim? Devam edebilir miyim konuşmama? Estağfurullah. Ev sahipliğini alacaksanız bu toplantı... Yok hayır sakın hiç. Ben çok memnunum bu durumdan. Bu gayet daha hiç bu aklıma gelmedi şimdiye kadar. Peki, şimdi bizim Şubat olabilir, Mart olabilir, Ali Babacan'ın aramızda, Ali Babacan'ın bizle konuşma yapmasını sağlayan bir dinleyicimiz var. Bekir Sıtkı Aslan. Hem de videosu kapalı bile değil. Şimdi ondan bir kere bize bir borcu var onun. Yan çizdi, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bir şekilde ele alacağız ve o da bu konuyu destekleyecek. Hepiniz şahitsiniz burada. Bakın kendisine sormuyorum bile çünkü zaten tamam diye biz anlaşmıştık Şubat Mart ayında. Değil mi Bekir Bey? Evet deyin. Tamam. Evet dedi. Duydunuz hepiniz. Dur hemen sesini açalım. Bir dakika. Atilla açar mısın sesini? Ya ben de açayım bir dakika. Mesaj yolladım açın diye. Tamam. Şimdi bu çok önemli bir konu ama önce bunu bir arama konferansı haline getirmemiz lazım ama konuyu da çok saptırmak istemiyorum. Ama güçlendirilmiş parlamenter sistemi bir şekilde bu 6 muhalefet partisi kaçından kişi yakalayabilirsek güzel, hoş bir şey olur. Ama önce tekrar ediyorum, aramızda Zumbalaki ortamında bir arama konuşması yapmamızda büyük yarar var. Şimdi Bekir Bey siz soru sormak istiyormuş gibi haliniz var bu anlatılan yazıcılarla ilgili. Buyurun dinliyoruz değil mi? Hayri Cem Bey bize çok doyurucu bir bilgi verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü. Ben kendi adıma çok yararlandım. Ayrıca katkılarla da konu çok daha ileri bir boyuta taşındı diye düşünüyorum. Ancak şunu merak ediyorum tabii. Yani bu çok önemli bir konu. Ülkemizde bir türlü eğitim faaliyetlerinin veya eğitim kurikulumun içinde bir türlü giremiyor diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Tamam, üniversitelerde işte bu yazıcılar var da acaba eğitim programlarında bunlarla ilgili gelişmelere katkıda bulunan bir yaklaşım biçimi varsa bu hangi üniversitede var veya ülkemizde böyle bir şeye destek olmak için veya böyle bir şeyin ışığını açmak için ne yapabiliriz acaba? Onun için çok merak ediyorum. Bir yol gösterirseniz çok sevinirim. Bunu şu anlamda sordum. Deva Partisi'nin eğitim programıyla ilgili insanlar bu konularda daha farklı bir çerçeve çıkarmak istiyorlar. Ve yapmak istedikleri şey sadece güncel, konvansiyonel, klasik eğitimi
sürdürmek değil, daha modern bir eğitim altyapısını oluşturmak. Bu konuyla ilgili arkadaşlarım halen şu anda uzun vadeli plan ve projeler geliştirmek üzere kafa yoruyorlar. Eğer böyle bir kavram varsa bana da ipuçları verirseniz çok memnun olurum. Ve ben arkadaşlarıma bu konuyu iletirim. Bu konudan da zaten Hayri Cem Bey'in de not aldım izniyle. Kendileriyle de belki bir bağlantı kurma imkanı olur. Çok yol gösterici, çok destekleyici ülkemiz için bir bilgi yumağı oldu. Teşekkür ediyorum. Peki Rıstıkı Bey, benimle daha sonra temas kurarsanız ben size Avrupa Birliği'nin dijital eğitimdeki aldığı kararlar var. Bayağı geniş bir şey, doküman. Bu çok faydalı olabilir. Avrupa Birliği çünkü bu konuda çok ciddi adımlar attı. Aynı şekilde ben mesela Hindistan'ın eğitim sistemini incelenmesini öneririm. Bizim ülkemizde ben yani bu iktidarla bu işin yürüyeceğini düşünmüyorum. Çünkü bakın ben hem lisede bakabiliyorum bu işin içine, Darüşşafaka Lisesi içinden, hem üniversitelerden. Şimdi liselerde devletin yaptığı bir müfredat denilen bir şey var. Bunu aşamıyorsunuz. Yani bunu aşıp yeni bir ders koyamıyorsunuz. Ancak arkadan dolanmanız gerekiyor. Ne diyoruz? İşte biz dijital dönüşüm değil de bu bilgisayar dersi diyoruz. Şimdi bilgisayar eğitimiyle ilgili bir ders açmışlar. Ancak onun içine sokabiliyorsunuz. Üniversitede bir ders açmanın o kadar prosedürü var ki kabul olursa ancak öbür sene programa giriyor. Yani siz bir üniversitede bugün bu dersi başlatacağım deyin, iki senenizi alıyor. Ben bunu Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde başlattım. Orada bu konuda çok şey insanlar vardı, anlayışlı ve çok heyecanlı insanlar vardı. Orada başlattık. Ama 1,5 senemizi aldı bizim bunun onayını almamız. Ama ne yaptık? Zorunlu ders haline gitmiyor. Oysa bunun hiçbir şey yapmamak, tekrar olarak da yapmak iyi ama bunun için sınıflarda olması gerekiyor. Yani benim eğitim önerim şuydu. Bütün üniversitelerin birinci sınıfı mühendislikten tıbba kadar dijital dönüşüm olması lazım. Çünkü her meslek dijitali kullanıyor artık. Bu birinci sınıfta temel olarak dijitali aldıktan sonra ikinci, üçüncü sınıfta artık şeyler ayrılabilir. Meslek dalları ayrılabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi Avrupa Birliği'nin şeyi çok yol gösteriyor. Eğitim politikası. Onunla ilgili paylaşırım sizinle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür Hayri Bey. Hüseyin Bey söz istedi ama Hüseyin Bey çok kısa, sizden önce yine yazılı olarak çok kısa bir soru var. Müsaade ederseniz lütfen onu sorayım çok kısa. Turhan Kayasübey'in metal ile nasıl oluyor? Metal toz olarak da eriyik kullanılıyor. Kısaca cevap verebilirseniz Hüseyin Bey'e verelim. 4D'dekini mi soruyor? Metal orada kullanılıyorsa evet. Metalin kullanıldığı yerde metal toz olarak mı yoksa eriyik olarak mı kullanılıyor? Çok emin değilim. Yanlış bir şey söylemiş olabilirim. Ama orada videoda eriyik olarak görünüyor. Evet. Büyük bir ihtimalle toz olarak olursa onu zaten bağlayacak bir medya gerekir herhalde. Hı. O da değişik bir teknoloji. Ona bir bakmakta yarar olabilir. Hı. Hüseyin Bey buyurun lütfen. İyi akşamlar herkese. Ben Hayri Bey'e bilhassa çok teşekkür ediyorum. Benim için çok ilginç bir sunum yaptı. Ve diğer katılımcılar aynı şekilde. Ben aslında Cem Bey'in sorduğu soruya kısaca cevap vermek istiyordum ama kendisi şu anda yok. Belli malzemelerden ve güvenlik sistemlerinden fark edilmeden geçen silah yapılabilir mi diye sormuştu. Ben Almanya'daki sistemden söz etmek istiyorum. Ben Almanya Münih'te yaşıyorum senelerde. Havalimanlarında vücut tarayıcıları terahertz dalgaları denen elektromanyetik dalgalarla çalışıyor. Bir kişinin vücuduna bu tür T dalgaları gönderildiğinde giysilerde neredeyse zahmetsizce buluyor bu ışınlar. Ancak vücutta gizlenen nesneler
etkisiz oluyor ve tarayıcı görüntüsü üzerinde gölge bırakıyor. Bu malzemelerin hangi bu nesnelerin hangi malzemeden yapıldığı önemli değil. Sıcak vücudun parçası olmayan her şey bu T dalgalarla meydana çıkıyor. Metal, plastik veya diğer malzemelerden yapılmış nesneler T dalgalarını yansıtıyor ve böylece görünür hale getirilebiliyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Turhan belki sorusuna ek ya da bir açıklayacak. Buyurun Turhan Bey. Teşekkür ederim. Hayri Bey hakikaten çok güzel bir çerçeve çok da anlaşıldı ama benim hala bazı şeyleri anlamadığım noktalar var. Özellikle mal konusunda. Ben zaten mimar mesela yazıcıyı denerek bir yöntem oluyor. Yani eksiltme sürecinde bir blok aşkı veriyorsunuz. Yani bir şey veriyorsunuz onu oyarak yapıyor. Yani bu şeylerin mesela organistlerin yani diş yaptıkları gibi işte orada bir şey veriyor galiba. Onun üç bu işte bunu şeye çeviriyor. Mesela gerekli olan dışı çevirebiliyor. Bunun gibi örnekler var. Şimdi benim anlamadığım nokta burada malzemenin niteliği ne? Yani hali ne? Hani malzeme şeyin üç hali vardır ya maddenin. İşte şey sıvı hali mi, katı hali mi yoksa gaz hali mi gibi. Ben onu anlamış değildim mesela. Bütün bu üç ve dört ve beşteki şeylerde malzemenin hali nedir? Mesela yani. Şey örneğe verildi. Orada mesela bir iplik midir verilen? Mesela iplik, mesela polimerleri anlayabiliyorum çünkü polimerler düşük ısıda şekil verebilirsiniz. Ama mesela metaller çok yüksek ısı gerektirir. Yani yanında fırın olması lazım bunun. Nasıl oluyor bu iş? Ben onu anlamış değilim. Mesela polimerler 60 derecede, 80 derecede bilemedin, 120 dereceye kadar belli bir şekil verebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Mesela şey örneğinde mesela oradaki hakikaten tekrar soruyorum. Şey midir? Bir iplik midir? Nedir yani? Malzeme yani malzemenin özelliği nedir? Hali nedir? Bunu bilmem çok kafama takıldı. Bu ham çok fazla çeşit olmadığını söylemiştim henüz şeyin kullanılan ham maddenin. Bunları şerit halinde iplik haline getirdiklerini görüyorum ben. Mesela plastik, mesela seramik gördüm. Ama demiri sıvı olarak kullanıyorlar. Deminki 4D'de örneğinde de görmüştük. Ama şunu söyleyeyim sosyal bilim isyen değilim. Dolayısıyla bunun çıktılarını biliyorum ama teknolojisini hakim değilim. Dolayısıyla sizin yani tam tatmin edecek bir cevap vereceğimi düşünmüyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Sanıyorum yavaş yavaş kapatabiliriz. Ben kişisel olarak Hayri Bey'e, Atilla Bey'e çok teşekkür ediyorum. Diğer katılımcılara da. Cem Bey, siz sözü alırsanız en son kapanışı size. Sesiniz kapalı yalnız. Yok yok, ben devam et sen. Ben dinliyorum. Sen bitirdin mi? Lütfen. Bu konuda şu ders kitabını yazdım. Endüstri 4.0'dan toplum 5.0'a dijital dönüşüm. Bu kitabın tüm telif ve gelirini ben Darüşşafaka'ya bağışladığım için burada şimdi pazarlama yapmıyorum size. Ama bu kitaptan çok faydalanacağınızı düşünüyorum. İçinde Endüstri 4.0'ın aşağı yukarı tüm bileşenleri var, okuyup rahat anlayabileceğiniz. Alırsanız eğitime katkıda bulunmuş olursunuz. Hem de keyifli okuyacağınız bir kitap size önermiş olurum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Tekrar bir şey... ben teşekkür ediyorum. Sözü Cem Bey'e veriyorum. Buyurun Cem Bey. Yetik, çok teşekkürler gerçekten. Ben sana bakıyorum, sesim, internetim çok zayıf. El sallarsam ben fark ederim gibi beni pek iyi anlamıyorsunuz. Bu arada ben Hayri'nin kitabını Zumbalaki'de onu ve oturumunu tanıtırken kapak sayfasını falan yolladım. Orada onu görebilirsiniz.
olmazsa tekrardan iletirim eğer bir istek olur ve yazı olursa. Hayri, sen Yetekin hatırlattı bu sunumunuzun Balakya doğrudan yolu kaç megabayt, yani o Google Group 8 megabayttan büyüğünü almıyor. Vallahi bakayım bir saniye. Olmazsa bana kişisel yolla, ben onun icabına bakabilirim. Tamam, sana yollayayım ben. Ama bir dakika sorayım. Ama bir bak, yok yok, ben senin doğrudan yollamanı çok daha tercih ederim. Hepsi benden çıkmasın. Bir bakabilir. Veya şöyle WeTransfer'le yolla. Hemen söylüyorum. Kaç? Hemen söylüyorum. 134 megabayt. Ooo! Videolar. Sen onu bana da yolla. Çok büyük ama WeTransfer'e yüklü onu. Öyle yolla. WeTransfer'den yollarım. Tamam mı? Tamam. Yalnız WeTransfer'den sadece viewer, yani izleyici niteliğinde yolla ki onun şey yapmayalım. Hatta ben onu, bizim bu videoyu yükleyeceğiz biliyorsunuz YouTube'a. Ona da eklemesini rica ederim Erdinç'ten. O bizim Paris'te, Fransa'da yaşıyor. O yüklüyor şeyleri. Hızlı Google olduğu Drive için internet. Daha kolay olabilir. Daha en kolayı o olabilir. Google Drive. Veya bana Google Drive'den yükle. Öyle yapalım. Daha kolay olur. Tamam. İyi olur o. Sorular bitti galiba değil mi Yetek? Evet. Hatırlattım. Başka yok şu anda. Tamam. O zaman ben şu bir kere videoyu bir kapatıyorum izninizle, ama daha kaçmayın.